İkiniz de prenses gibi takılıyorsunuz. Hep bir kardeşim olsun istemiştim. Hoş geldin. Deren Kutlu. İpek, ben de. Hoş geldin tekrardan. Ben de Çilem. Yorgun görünüyorsun. İyi misin? Pardon. Ben banyoyu kullanabilir miyim? Tabii, tabii. Gel göstereyim ben sana. Gel. Gerçekten. İyiyim. Sorun yok. Peki. Hadi gel. Buzlar çözülmüş. Tabii şaşkınız hepimiz ama alışacağız. Değil mi? Evet. Aç mısınız? Yemek hazırlatıyorum size. Hadi gel. Ya bir şey diyeceğim. Siz acayip benziyorsunuz birbirinize ya. Gerçekten kardeşsiniz galiba ha. Yani siz anneme, ben babama çekmişim herhalde. Vay be. İki kardeşim varmış ama ben yapayalnız büyüdüm. Yalnız ne kadar çabuk oldu ya. Yani çok hızlı buluştuk. Size davetiyeleri gönderdim ve buradasınız. Yalnız ben inanıyorum. Bence biz birbirimizi bulduğumuz için hiç pişman olmayacağız. Bir konuda anlaşalım. Ben buraya yeni bir aile kurmak için gelmedim. Ortada bir iddia var. Doğru mu değil mi anlamam lazım. Hayatımı değiştirmek gibi bir niyetim yok. Gereksiz drama yapmayın diyorsun yani. Ama bir şansımız var. Değil mi? Hadi hazırlatıyorum sofrayı. Hadi. Hayır diyemeyeceğim. Ben aç değilim. Sevgilim. Beni arkadaşlarına tanıştırmayacak mısın? Bir günde iki sürpriz arkadaş ha. Şey... Deren'le Çilem sağ olsunlar sürpriz yapmaya gelmişler. Evet. Üniversiteden arkadaşınız değil mi? Evet evet. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Evet. Değil mi kızlar? Hangi bölümde okuyordun Çilem? Ben mi? Müzik. Müzik okudum. Ben tıp. Şey, Tekin'cim sonra sohbet ederiz olur mu uzun uzun? Kızlar yeni geldiler, düğüne az kaldı yani. Elbette. Peki, düğünde görüşürüz kızlar. Şimdiden tebrikler. Kızlar, ya Tekin'e bir süre kardeş olduğumuzdan bahsetmeyelim olur mu? O şimdi biraz şüpheci, yani kafasında bir sürü şey kurar. Kaç yaşında adam? Kim bilir neler gördü geçirdi yani.
Ama aşk bu. Nereye konacağı belli olmaz. Değil mi? Sana gelen mektubu görebilir miyim? Tamam. O zaman sakin bir yere götüreyim ben sizi. Konuşuruz hep. Hadi. Ne olursun yalvarırım, bırakın bizi. Ne olur. Yalvarırım, ne olur. Bırakın lan, ne yapıyorsun lan? Hepsi geçiyor. Ya, sen neyse. Dur lan şuraya. Size zarar gelsin istemiyorsan rahatlayın. Hayrola, bavul falan? Ne oldu? Kovuldun mu lan yoksa? İsabet olmuş, takma kafana. O adamın yanında oğlu olsa durmaz. Coş, boş yapma abicim, hadi. Hadi görüşürüz abi sen. Eyvallah Sinan, görüşürüz. Efendim? Sinan, beni tanıdın mı? Ne istiyorsun Efik? Sana haberlerim var. Senden gelecek haberden hayır gelmez. Sana şer, babana hayır. Tekin Bey bu gece evleniyor. Ne oldu? Sustun. Ha, benden ne istiyorsun Efik? Mutlu olduğunu bil diye aradım. Başaramadım. Ona engel olamadım. Tekin Malik benim için yok. Gözsüz, umurumda değil. Yazık. Annen mezarında ters dönecek şimdi. Bana bak. Aramızda 2 saat mesafe var. Gelirim gerçekten gebertirim seni de. Ya benim bildiğim Sinan şimdiye kadar çoktan gelmişti. Neyse. Değişmişsin demek. Unutmuşsun. Gerçekten zayıf çıktın be Sinan. Tekin Bey çok haklıymış. Ne oldu ya? Sahibin seni kapıya mı koydu? Düğün fotoğrafına giremedin mi? Bak onu senin elinden ben kurtardım, ben. Senin yapamadığın evlatlığı ben yaptım ona. Tekin Bey senden vazgeçti ama benden vazgeçmez. Ya herkesten vazgeçer, anlatma bana. Doğru bildim değil mi? Kovdu seni. Ha yoksa? Karısı mı kovdu beni? Tahmin etmiştim. Benden ne istiyorsun? Düğüne geleyim, hesap mı söyleyeyim? Düğün olmasın ha? Vay be Refik, kadere bak. Benden medet umuyorsun ama boşa. Ne haliniz varsa görün. Dur. Son bir şey daha var. Yeni karısına sizden hiç bahsetmedi biliyor musun? Ne senden ne de annenden. Yani sen o kadar bir çocukluk yaşa. Annen o kadar eziyet çeksin. Ama sonra puf. Sanki siz hiç yokmuşsunuz gibi. Hiç olmamışsınız gibi. Yepyeni bir sayfa açsın. Bana bak Refik. Eğer biraz daha konuşmaya devam edersen oraya geleceğim. Tekin Malik'in de senin de gelmişini, geçmişini, geleceğini. Defolun gidin lan hayatımdan. Başımdan Coşkun ya. Tekin Bey. Sana bir can borcum vardı Refik. Unutmuşum. Estağfurullah. Eve dön. Ama sakın bir daha bana hayır deme. Benim kim olduğumun bir önemi yok.
Bir gün bu mektubun neden sana bugün geldiğini anlayacaksın. Kendine iyi bak İpek ve unutma. İnsanın kardeşi hayatta sahip olduğu en değerli şeydir. Çok acayip ya, yani böyle içimde bir mutluluk var. Hiç böyle hissedeceğimi düşünmemiştim. Şimdi ortada cevap bekleyen iki tane soru var. Bir, bu mektubu kim gönderdi? İki, neden şimdi gönderdi? Yani bizi bu kadar iyi tanıdığına göre uzun zamandır takip ediyordu diye düşünüyorum. Nasıl yani? Mektup direkt bana geldi çünkü. Yani sizden de düğünden de haberdardı belli ki. Ne var yani bunda? Of, yani nasıl anlatayım? Beren, sen davetiyeyi eline ilk aldığında ne düşündün? Birilerinin beni dolandırmaya çalıştığını. Hı, bak. Ben çağırsaydım dolandırıldığından emin olurdun zaten. Niye öyle söyledin şimdi? Fakirim kızım ben. Öyle janti evler, kadranı 280 gösteren arabalar falan yok. Gece kondudan hallice bir ev. Sizin gündüz vakti bile yürümeye korkacağınız bir sokak. Leş bir bardan ibaret benim hayatım. Ne ama fena şarkı söyleme. O ayrı. Bak işte bu yüzden. Yani benim sizi bulacağımı bilen biri gönderdi mektubu. Bizi tanıyan biri. Belki de annemiz ya da babamız gönderdi. Ay, annemiz babamız deyince de kendime yabancılaşıyorum. Fotoğrafta çok mutlu görünüyorlar. Sanki hiç ayrılmayacakmış gibi. Baksanıza adam kadını seviyor. Nasıl da aşkla bakıyor yüzüne. Evladını terk eden insanlar kalpsizdir. Bizim başka bir açıklama ihtiyacımız yok. Of. Kafam karman çorman oldu ya. Yani onları bulmak istiyor muyum, istemiyor muyum orasını da hiç bilmiyorum. Sizin var mı bir cevabınız? Bir tek şey için istiyorum. Allah belanızı versin demek için değil mi? Ben bir şeyi bütünüyle dinleyip anlamadan karar veremem. Hadi, hadi kalkın da şu gelinliği alalım. Hadi. Bir şey diyeceğim. Orada bana göre de elbise falan var mıdır? Ben bayağı hazırlıksız geldim çünkü. Vardır canım, buluruz. Hadi kalk. Hadi gel. Burak'ı bırakın gitsin. Onun hiçbir suçu yok. Ne olursunuz. Yalvarıyorum size. Lütfen. Sen de bu kadar seviyor musun onu? Bırak, bırak. Tanışmışsınız Mahir'le. Beni o getirdi sizin eve. Hı. Çok eski arkadaşımdır Mahir. Ben de yolda bir arkadaşınla karşılaştım. Ah. Kenan. Selam söyledi sana. Çok severim Kenan'ı da. O da yakışıklı mıydı şu Mahir gibi? Bilmem. Çok dikkat etmedim. Yani fena değildi herhalde. Bilmiyorum. İpek vallahi burada bu abiler dururken gidip o morukla evleniyorsun ya. Bravo sana da ha. İpek, kızım. Anne. Kızım. Kaç saattir seni bekliyorum. Anne, İzmir'den misafirlerim geldi. Kızlar, annemle tanışın. İpek. Anne, bulacağım dedim, buldum. Tamam mı? İpek, kimleri buldun? Ver bakayım bana şu anahtarı. Sen kocanın yanına git. Ne bileyim, yarım saat dolaş falan. Ama gelinlik.
Tamam, ben hallederim. Tutamadın değil mi kendini? Ya vallahi senin iyiliğin için İpek'im ya. Neyse, hadi akşam görüşürüz. Sağ ol ya, sağ ol. Sen ne kadar çok benim kızıma benziyorsun böyle. Sen? Ben de en küçük kardeş işte. Hoş geldiniz. İpek kızım, seninle baş başa konuşmamız lazım. Anne biliyorum ne konuşacağını. Söyle ne söyleyeceksin işte ya. Anne hadi. Evlenmek için benim ölümü çiğnemen lazım. Hayda, ne oluyor ki şimdi? Gir içeri. El aleme rezil olmayalım. Anne. Anne ne yapıyorsun ya? Siz de girin. İnsana kardeşi böyle günde lazım. Of anne ya. Tekin vurmadı, çarptım diyorum. Nesini anlamıyorsun? Çıkar gömleği. Çıkar dedim sana. Anne. Bakacağım. Anne. Of, bunlar ne ya? Bu çarpma mı şimdi? Burayı da mı çarptı? Otur kızım, lütfen otur. Kızlar siz de oturun lütfen. Tekin söz verdim bana. Bir daha yapmayacak yani, öyle büyütülecek bir şey yok. İpek, biri bir şeyi bir kere yaptıysa evet tamam belki bir daha yapmayabilir. Ama iki kere yaptıysa sürekli yapacak demektir. Siz de çok şey biliyorsunuz ya. Ha? Biz daha kaç saat önce tanıştık. Niye bana sürekli akıl veriyorsunuz siz? Ayrıca yani çok normal. Tekin benden 25 yaş büyük. Kıskanıyor beni. Abi bu iş nasıl aynı işliyor ya? Yani böyle makine gibi kullanılan cümleler bile aynı. Ne diyorsun sen ya? Adam yapıyor yapıyor özür diliyor. Sen de affediyorsun. Formül gibi. Her defasında bu son, bir daha olmayacak. Al bak, oluyor işte. Senin Tekin'le neden evlenmek istediğini bilmiyor muyum sanki? Yeter diyorum. Yeter. Yeter, hadi kalkın gidiyoruz. Gelineyim nerede benim? Kızım, son nefesinde babana söz verdin diye evleniyorsun. Çiftliği de bağları da Tekin'den geri alacağım diye evleniyorsun. Bilçim kızım, bu işin yolu Tekin'in şiddetine katlanmak değil. Nasıl yani? Gerçekten sen bu adamla parası için mi evleniyorsun? Onun parası değil. Onun evi değil, onun bağları değil. Her kuruşunda benim babamın hakkı var, emeği var, tamam mı? Allah evinde, fabrikanda, çiftliğinde belasını versin. Doğru mu bu şimdi yani? Sırf babana söz verdin diye çekecek misin bunca kahri? Çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim, bitti. O bir daha bana elini bile kaldıramayacak. Büyük saçmalık. Ya yine döverse seni? Ya öldürürse seni? Ne olacak? Vurdu diyelim, kafanı çarptın bir yere. İnsanın ölmesi o kadar zor bir şey değil değil mi doktor hanım? Çilem. Çilem hadi seç kendine şuradan bir şey. Hadi, hadi yürüyün gidiyoruz. Gelinimle. Hadi. Anne. Düğün akşam 7'de başlar. Gelmek istersen gelirsin. İstemezsen de sen bilirsin. İpek! İpek! İpek kızım dur! İpek! Afet teyze. Ne oldu, bir sıkıntı mı var? Sıkıntı mı?
Tekin'in geldiği günden beri sıkıntısız bir günümüz mü var? Ne yapmış, bir şey mi yapmış? Yok oğlum, buna bir çare bulacağım ben. Sen kendini yorma. Afet teyze, söylesene bir şey mi yapmış? İpek! Ben ne yapacağım biliyorum. Ya sen nasıl yani? Senin miden nasıl kaldırıyor? Sen bu adamı nasıl öpebiliyorsun? Nasıl yatağına girebiliyorsun? Olmadı daha öyle bir şey. Dokunmadı bile. Herif seni öpmüyor ama dövüyor yani, öyle mi? Ruh hastası psikopatın teki yani. Senin kafan çok karışık ya. Yok, karışık değil. Ya, aile kuruyorum işte. Ayrıca tabii ki evlendikten sonra ipleri Tekin'in eline bırakmayacağım. Kızım sen manyak mısın? Ha? Bu şekilde aile mi kurulur? Çilem sen ne çok şey biliyorsun ya. Sen 18 yaşına kadar yetimhanede değil miydin? Aile kurmakla ilgili ne fikrin var, ne biliyorsun? Deren sağ çeker mi seni Ece? Öyle demek istemedi, hassas şu anda. Tamam. Çilem tamam, özür dilerim. Deren sağ çeker misin? İneceğim diyorum. Çilem. 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 Ya Çilem bir dursana. Çilem. Ya öyle demek istemedim. Özür dilerim. Doğru diyorsun. 18 yaşıma kadar yetimhanede büyüdüm ben. Aile nedir bilmem. Üniversiteyi kazanamayınca postaladılar beni yurtta. Yumurta kırmayı bile bilmiyordum. Para kazanmak, harcamak nedir bilmiyordum. Tek bir yataktan fazlası olmadı benim hayatımda. O da benim değildi zaten. Ama çok hikayem var benim. Bir arkadaşımın babası annesini öldürmüş mesela. Bir tanesini böyle filmlerdeki gibi caminin kapısına bırakmışlar. Bir tanesini abisi taciz etmiş. O kadar çok kötülük dinledim ki. İyilik hakkında düşünmeye çok fırsatım oldu benim. Evet. Bana kimse sarılmadı. O yüzden ben bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Özür dilerim. Affedebiliyor musun beni? Yola çıksak mı? Akif, hiç açığı yok mu Tekin denen pisliğin? Yok mu canını yaktığı başka bir kimse? Hırlım hırsız bu ne ya? Dur bakalım ne bulacağız? İlk eşi rahmetli olmuş. Kesin onun parmağı var işin içinde, ben sana söyleyeyim. Belki de kadını bu öldürdü. Afet bir sakin ol ya. E sen böyle vır vır konuşuyorsun, düşünemiyorum ki ben. Tamam sustum. Hakkında birkaç şikayet olmuş. Kim şikayet etmiş? Eski karısı. Ama öyle soruşturma falan yapılmamış. Uzaklaştırması var. Bir oğlu varmış bunun. Sinan Malik. Dur bakalım.
Sinan. Oğlanın sabıkası var. Saldırı, adam yaralama. Sen ne diyorsun Akif? Ailece manyak bunlar. Ne yapmış? Burada o kadarı gözükmez. Dava dosyana falan bakmak lazım onun için. Akif ne yapacağız? Nasıl koruyacağız kızımı? Ne demek nasıl koruyacağız ya? Kızı yalnız bırakmayacağız. Gözümüz hep üzerinde olacak. İpek sahipsiz değil Afet. Değil değil mi? Ne sandın ya? Değil tabii. Hadi sen bir toparla artık kendin. Hadi bırakma böyle. Ne saçını başını yap ya. Akşam düğüne gideceğiz. Of ya. Bu da olmamış ki istediği gibi. Kimin istediği gibi? Ya Tekin'in. Of, olay çıkacak şimdi. Yavaş çıksın o olay. Bak bana sağdan sağdan geliyorlar ha. Hele sana bir şey yapsın bizim elimiz darmı toplamıyor herhalde. İpek. Evet yeni tanışmış olabiliriz. Ama bize bir söz vermeni istiyorum. Eğer herhangi bir şekilde sana zarar vermeye kalkarsa bunu saklamayacaksın. Yetmez o. Nasıl? Bu evden hemen çıkacaksın. O herifin yanından uzaklaşacaksın. Bize, annene, birimize hemen haber vereceksin. Söz ver. Tamam. Söz. Eğer bana bir şey yapmaya kalkarsa, yani bir şey olursa evden çıkacağım. Hemen size haber vereceğim. Tamam. Benim numaramı kaydet. Perihan abla yetiştirememiş. İstediğin değişikliği. Kızmazsın değil mi? Çok güzel olmuşsun sevgilim. Öyleyse biz gidelim artık. Tamam. Senin bir evlilik planın var mı? Yok. Bir sevgilin var mı? Hayır. Bitki hayatı yaşıyorum diyorsun yani. Senin? Evlenmek isteyeceğim kimseyle tanışmadım. Hep yalnız mıydın peki? Değildim. İpek'e de anlattım. Kardeşim gibi sevdiğim bir arkadaşım vardı. O da evleniyor yakında. Şahane bir sevgilisi var. Kocaman bir aile kuracaklar. Çok mutlu olacak. Emin. Baksana buraya. Sana söylüyorum. Buraya bak. Bak. Nişanlım hamile. Bırakın gitsin. Hem ondan başka Azra'yı bulabilecek kimse yok. Eğer bulamazsa bana istediğinizi yaparsınız. Patronun nerede? Sana soruyorum hayvan herif, patronun nerede? Oh!
yeter.